Arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Deneme deposunda integralde deneme 13'te bugün sizlerle birlikteyim. Hadi bakalım. Birinci sorumuzdan şöyle bir başlayalım. Arkadaşlarım birinci sorumuzda integralin eşitliğini fx artı c olarak vermiş yine. Buna göre diyor ki f fonksiyonun x işte pi bölü 2 noktasındaki teğeti neyimi kaçtır diyor. İlk önce biz bu cümleden arkadaşlarım bize şunu sorunu anlayabiliyoruz. x gördüğümüz yere türevinde eğer pi bölü 2 yazarsak biz buradaki teğet neyini bulacağımızı anlarız. O zaman aradığımız şey bu. Şimdi gelelim integrale. İntegralin eşidi varsa şu eşidinin türevi şurası yapıyor demiştik arkadaşlarım. fx artı c'nin türevi bilindiği üzere f üssü x'tir. Bu eşitmiş aslında x çarpı sinüs x artı kosinüs x değerine. O zaman x bölümleri pi bölü 2 yazalım. f üssü pi bölü 2 eşittir pi bölü 2 çarpı sinüs pi bölü 2 birdir arkadaşlarım. Kosinüs pi bölü 2 de sıfırdır. Hesabımı yaptığım zaman pi bölü 2 olacakmış. Doğru cevabım da E seçeneği olacakmış. Birinci soruda hemen bilgimizi kullandık. Soruyu çözdük. Geldi ikiye. F ve G türevlenebilir iki fonksiyondur diyor. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlarım ilk önce Gx'e bakalım. İntegralini almış ama biz burada bu integrali bilmemiz lazım. Şimdi ne yapalım? Hemen şuna dikkat kesiliyorum. X kübün arkadaşlarım türevi yanında var. Bakın x kare. O zaman ben buradan x kübe u diyeyim. Diferansiyel aldığım zaman 3 tane x kare dx'in du olacağını görebilirim. O zaman şöyle bir integral açalım. x kare dx yerine bakın şuraya bölü 3'ü buraya kaydırdığım zaman 1 bölü 3 du yazabilirim. F üssü artık x küp yerine de u yazdığım için F üssü u du oldu. Şimdi bakıldığı zaman bu neyin türevidir diye baktığım zaman F üssü u neyin türevidir? Tabii ki de arkadaşlarım F u'nun türevidir artı c diyorum. Şimdi artık 1 bölü 3 u gördüğümde x küp yazarsam F x küp artı c gibi bir ifade oldu. Şimdi artık g Bakın fx cinsinden yazabiliyoruz. 1 bölü 3 tane fx küp artı c. Şimdi bakalım. f artan ise g de artandır diyor. Şimdi artanlık azalanlığı tanımdan yapabiliriz. Ama e, burada türeyebiliyoruz arkadaşlar. Türevden acaba artanlık azalanlık konuşabilir miyiz diye bir bakalım. Şimdi e, gelin şurada f'in türevi var ya arkadaşlarım. Şimdi bakın her taraftan türev alsak biz. G türevini alsak. Buradan türev alsak. Aslında g üssü x buraya geldi ya buradan türev alsak da olur fark etmez. Şimdi g üssü x diyelim arkadaşlarım. Şimdi içinin türevi 3x kare çarpı 1 bölü 3 çarpı f üssü x küp deriz. Şunlar gitti arkadaşlarım. Aslında türevini aldığımız zaman şu içerideki fonksiyon çıkacağını da görebilirdik. Şimdi bakalım f artan ise arkadaşlarım f artan ise demek ki türevi nedir? Pozitiftir değil mi? Şimdi x kare de x ne olursa olsun arkadaşlarım da, daima pozitif olacağı için görüldüğü üzere G'nin türevi artıyla artıyı çarptığım zaman pozitif olacağı için türevi artansa şey, türevi pozitifse artan olduğunu gösterebiliriz. Bu doğrudur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi F'nin grafiği orijinden geçiyorsa şimdi elimizdeki fonksiyonumuz şu arkadaşlarım. Şu bizim fonksiyonumuz. Tamam mı? Şimdi F'nin grafiği orijinden geçiyorsa demek yani F0 eşittir 0 ise demek. G'nin de geçer diyor. Bakalım. Şimdi x gördüğüm yere 0 yazayım arkadaşlarım. G 0 ne olacak? 1 bölü 3 tane f 0 oldu. F 0 0 da a artı c. Şimdi ben g 0'ın 0 olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama bakın buradaki c sabitini bilmediğim için burada herhangi bir kesinlikle durumu yoktur. Bu gitti. G birebirdir diyor arkadaşlarım. Şimdi görüldüğü üzere g fonksiyonu f'e bağlıdır. Ben burada f hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sadece gx'in bu şekilde yazılabildiğini biliyorum. Yani f'in birebirliğini bilmediğim için g'nin birebirliği hakkında herhangi bir şey diyemeyeceğim. Baktığım zaman burada ne oldu arkadaşlarım? Yalnız bir kesinlikle doğrudur diyebilirim. Geldim 3. soruma. Şimdi f bir tek fonksiyon ve a bir gerçel sayıdır. Hemen tek fonksiyon tanımını verelim arkadaşlarım. Simetrik aralıkta diyor ki sen fonksiyona simetrik aralıktan kastı örneğin eksi k'ye k aralığında herhangi bir x değeri için fxx eğer eksi fx oluyorsa fonksiyon tek fonksiyondur arkadaşlarım. Bazen orijine göre simetrik de diyebilir. Orijine göre simetrik derse fonksiyonun tek olduğunu anlarız. Y eksenine göre simetrik derse de fonksiyonun çift olduğunu anlarız. Çift fonksiyon tanımı da aynı. Böyle simetrik alıkta eksi x yazdığımız zaman fonksiyon bana mısın demeyin. Başlangıçtaki fonksiyona eşit çıkarıyorsa bu da çifttir. Tamam. Şimdi İkinci bir pürüz, ikinci bir problem. Ben şuraya takılırım arkadaşlarım. Burası niye x eksi a olsun derim ben buna, tamam mı? Şimdi bakın burası x olsun. Çünkü bizim için f bir tek fonksiyon demiş yani f dedi, f ile alakalı bir şeyler söylüyor. Şimdi ben burada x eksi a'ya u demek istiyorum, tamam mı? Şimdi diferansiyelini aldım, dx eşittir du oldu. Sınırları yazacağım. Şimdi alt sınırı yazarsam arkadaşlarım x nesine 0, eksi a, eksi -a, a olur. Üst sınırı yazarsam arkadaşlarım 2A eksi A A olur. Şimdi F şunun yerine ne yazmıştım? U yazmıştım çarpı DX'ine de DU yazdım. Şimdi integral değişkenden bağımsızdır. Eksi A'dan A'ya kadar ben buraya FX DX yazabilirim. Şimdi F tek fonksiyonsa yeni bir bilgi. Simetrik aralıklarda integral alırsam arkadaşlarım tek fonksiyon integralini alırsam sonucum her zaman sıfır olacaktır. Baktığımız zaman doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dedik geldik 4'e. Şimdi hangileri doğrudur diyor arkadaşlarım 4'te. Değişken değiştirme falan yapılacak. Bunlarla alakalı e, ne var arkadaşlarım? Ezberler var ama biz o işe girmiyoruz. Hiç girmiyoruz. Hiç ezber yapmadan bu işi çözebiliriz. Bakıyorum şimdi 3'ten 5'e kadar fx dx 3'ten 5'e kadar fu du Arkadaşlarım integral değişkenden bağımsızdır. Yani senin buraya x yazmanla U yazmanın arasında bir fark yok. Sınırlarım aynı olduğu müddetçe bu sonuçları belirli integral için aynı olacaktır. Bu doğrudur. Şimdi buraya geldim. Ya yazamıyoruz ya. Heh. Şimdi 3'ten 5'e kadar fx dx diyor. Şimdi buna bakarım. Burası 8 eksi x'miş. O zaman ben derim ki 8 eksi x hemen bir değişken değiştirme yapayım. U diyeyim. Buradan Eksi dx eşittir du olur arkadaşlarım. dx'te ne olur? Eksi du olur. Şimdi sınırları da değiştirmem lazım. 3. Daha doğrusu belirlemem lazım. 3 yazdığım zaman 8 eksi 3 5. Alt sınırı 5 geldi. 5 yazdığım zaman 8 eksi 5 3. E hocam küçüğü alta büyüğü üste yazmamız gerekmiyor muydu? Arkadaşlarım alt alta üst üste. Küçük büyük diye bir şey yok. Şimdi düzenleyeceğiz böyle birazdan. Şimdi F 8 eksi x. 8 eksi yerine u yazmıştım. D yerine görüldüğü ne geldi? Eksi du geldi. Heh. Şimdi arzu edersen sınırları yer değiştirmek istersen bu eksi kalkar artık. Bu da bir özellik. Yani 3'ten 5'e kadar f u d u. Yani aslında 3'ten 5'e kadar f x d x ile başlamışız. 3'ten 5'e kadar f u d u ile bitirmişiz. İntegral değişkenden bağımsız olduğu için buradaki 2 de doğru. Geldik diğerine. Şimdi diyor ki neye göre integral almış arkadaşlarım? x'e göre değil mi? O zaman buradaki y nedir arkadaşlarım? Sabittir. Değil mi? O zaman y'yi başa atabiliriz. Yani y çarpı Şimdi burası 0'dan 1'e kadar x dx değil mi? Hadi bunu hesaplayalım. y çarpı x kare bölü 2 arkadaşlarım 0'dan 1'e kadar. Şimdi 1 yazdığım zaman 1 bölü 2 olur. Yani y bölü 2 0 yazdığında zaten gidiyor. Gel diğerine geçelim. Şimdi x dx x kare bölü 2 değil mi? 0'dan 1'e kadar ne geldi? 1 bölü 2 geldi çarpı. Burası arkadaşlarım y x'e bağlı olduğu için y x'tir bunun integrali. Sıfırdan 1'e kadar diyelim. x yerine 1 yazdım arkadaşlarım. y oldu. Sıfır yazdım gitti. Bak burası da y oldu. y bölü 2 y bölü 2. Demek ki bu da doğruymuş deyip hesabımız kitabımızı yaptık. Doğru cevabımızı e seçeneği olarak belirledik. Beşinci sorumuz. Şimdi integral alacağız. x çarpı fx diyor. Fark etmez arkadaşlarım. Biz şuna bakacağız. Kritik değerimiz kim? Bakın buradaki kritik değerimiz eksi 1. 1 ve 5. Şimdi zaten 5 ileride. Yani 3 de şurada bir yerde. Parçalamam lazım. Nasıl parçalayacağım? Eksi 1'den 1'e kadar diyeceğim arkadaşlarım. X fx dx diyeceğim. Çünkü o sınırı 1'e kadar almış. Artı artık 1'den de 3'e kadar. 1'den de 3'e kadar şu aralıkta olduğu için x fx dx diyeceğim. Tamam mı? Parçalı fonksiyonu bir şey yaptık. Parçaladık. Sonra eksi birden bire kadar x çarpı eksi bir ile bir arasında fonksiyonun bir olduğu için bir dx diyeceğim. Artı birden üçe kadar da x çarpı fonksiyonun bir ile üç arasında iki olduğu için de x çarpı iki dx diyeceğim. E, olay çabuk oldu. Bakın pratikleşebilirsiniz. Mesela Simetrik aralık. Eksi 1 ile 1 simetriktir arkadaşlarım sıfıra göre. Buradaki tek fonksiyondur değil mi? Hemen buna sıfır diyebilirsiniz. Hiç işlem yapmadan. Gel buraya 2x. İntegrali x kare. Değil mi? 1'den 3'e kadar. 3 yazsam 9. 1 yazsam gitti. 9 eksi 1. 8 oldu. Doğru cevabım B seçeneği. Yani AYT'de de böyle e, pratik bilgilerle size sormasa bile siz bilgilerinizi kullanarak arkadaşlarım ne yapabilirsiniz? Zaman kazanabilirsiniz. Dedik geldik 6'ya. Şimdi 6. sorumuzda gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir. Sünis fonksiyonun grafiğinin bir kısmı ile abc dedik dörtgen şekilde verilmiştir. Biliyorsunuz sinüs x fonksiyonun periyodik bir fonksiyon olduğu için gidiyor arkadaşlar. Böyle dalgalı dalgalı gidiyor. Bir kısmını çizmişler. Tamam. A ve B x üzerindeymiş. A noktasının apsisi pi bölü 6'ymış. Yani buradaki noktanın apsisi pi bölü 6 ise arkadaşlarım Şimdi e, yazarsam yerine pi bölü 6'ya sinüs 30'dur bu. Sinüs 30 arkadaşlarım 1 bölü 2'dir. Yani şuradaki doğru 1 bölü 2'miş. Bak bir de burada kesmiş arkadaşlarım. Yani şunu demek istiyoruz. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu yerler. Bir 30 derece bir de nedir arkadaşlarım? 150 derece. Şimdi 150 derecede ne yapar arkadaşlarım? Kaç radyan yapar? Ona bakalım. E, pi bölü 6 30'sa 5 ile çarparsam burası da 5 pi bölü 6 yapar. Değil mi? Şimdi boyalı bölgenin alanı hangisi hangi aralıkta bulunur diyor. Şimdi arkadaşlarım normal mantıken yani düşünelim. Bir kez şuradaki dikdörtgenin alanından biraz ne olacak arkadaşlarım? Büyük olacak değil mi? Çünkü bakın burada ne var? Bir e, arta alan yeşil var. O zaman demem gerekiyor ki 5 pi bölü 6 ile pi bölü 6 arasındaki mesafe çıkaralım bunları birbirinden. 4 pi bölü 6 kalsın. Sadeleştirelim. 2 pi bölü 3 kalsın. Yani şuradaki mesafe 2 pi bölü 3'müş. Buradaki dikdörtgen alanı arkadaşlarım 1 bölü 2 çarpı 2 pi bölü 3. Şunlar giderse pi bölü 3. Hmm, demek ki pi bölü 3 küçük olacakmış. Taralı alan diyelim. Ama nereye kadar gidecek? Yani bizi kim sınırlayacak? E ona bakalım arkadaşlarım. Şimdi biraz şöyle üst toplamını alsak biz bunun. Şimdi bu alt da şunu şöyle uzatsak arkadaşlarım. Değil mi? Şöyle yapsak. Tamam mı? Yani bu sefer de şu kadarlık bir şeyden arkadaşlarım nedir? Yani şu dikdörtgenden. Diyelim ki mesela burası D diyelim arkadaşlarım. Burasına D üssü diyelim. Burasına C üssü diyelim. Diyelim diyelim de buradaki mesafeyi nasıl bulacağız? Buradaki mesafeyi bulamayız. Ama şunu bulabiliriz. Bakın şimdi. Şöyle yaptığımız zaman şimdi tam şuradan ortadan teğet geçirsem bu da bizim işimizi görür. Yani en azından şuradaki D üssü C üssünü aldığım zaman A, B, C üssü, D üssünden küçük olacak. Değil mi? Şimdi o zaman bizim şuradaki mesafeyi bulmamız lazım. Tam ortasını bakın. Tam ortasını. E bakıldığı zaman arkadaşlarım e, burası 0, burası pi'dir. Çünkü sinüs pi 0'dır. Bunun tam ortası arkadaşlarım nedir? Pi bölü 2'dir ben pi bölü 2'yi sinüse yerine yazdığım kaç çıkar? 1 çıkar. Demek ki burası da 1'dir. He, baktığım zaman burası 1 olup burası 2 pi bölü 3 olduğu zaman dikdörtgen alanı bu sefer de ne yapıyor? 2 pi bölü 3 yapıyor. Demek ki bu alanında küçük. Niye? Bakın şuradaki beyazlıklar var. Tamam mı? O zaman pi bölü 3 ile 2 pi bölü 3 deyip A seçeneğini işaretleyip geçebiliriz herhalde değil mi? Dur nereye gidiyoruz? Geldik 7. sorumuza. Şimdi 7. sorumuzda bakalım neler diyor. Diyor ki gerçel sayılar kümesinde türevlenebilen f fonksiyonun türevi f üssü ile gösterilmekteymiş arkadaşlarım. Tamam. f fonksiyonun x eşittir 1, x eşittir 2 ve x eşittir 3 noktalarında yerel ekstremum değerleri varmış. Buna göre arkadaşlarım f üssü fonksiyonunun 1, 3 aralığındaki grafiği hangisi olabilir diyor. Hmm. Şimdi x eşittir 1, x eşittir 2 ve x eşittir 3 noktalarında yerel ekstremumları varsa arkadaşlarım. Demek ki f üssü 1 eşittir. F üssü 2 eşittir. F üssü 3. Bunların hepsinin 0 olması lazım. Değil mi? Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 3 sayılarına bakmamız lazım. Maşallah hepsinde var. Burada yok arkadaşlarım. Bakın E gitti. Şimdi hangisi olabilir dediği için seçeneklere bakıyorum. E gitti arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi alta gibi bilgilere yoğunlaşalım. Şimdi F2 küçüktür. F1 diyor. Bakın şimdi. Türevle artan azalan arasında ilişki vardır. Şimdi arkadaşlarım 1 küçüktür. 2 iken 1 küçüktür 2 iken. Şimdi burada tersten okuyalım şunu. Dediği şey f1 büyüktür f2 mi demek istiyor bu? Şunu tersten okursam böyle değil mi? Bakın normalde 1 küçüktür 2 iken görüntüler şimdi 1 artmış arkadaşlarım 2'ye doğru. Görüntülerde bir azalma var. 1 artarken 1 azalıyorsa bu azalan fonksiyonu işarettir. Demek ki arkadaşlarım 1 ile 2 aralığında bu fonksiyon azalan. Bunu diyebilirim. Ardından şimdi 2 küçüktür 3 iken 2 küçüktür 3 iken şimdi f2 küçüktür f3 demiş ya. Arkadaşlarım bakın eşitsizlik korunmuş. Bak 2 görüntüsü f2. 3 görüntüsü f3. Bu da arkadaşlarım fonksiyon artan olduğuna işarettir. Yani artan kazanan tanımı şöyle aklınıza tutabilirsiniz. 1 küçük 2 iken görüntüler arasında küçükken büyük olmuşsa yani işaret değiştirmişse bu azalanlığa işarettir. İşaret korunmuşsa bu da artanlığa işarettir diyebilirsiniz. O zaman bunun türevle ne alakası var? Ona bakalım. Demek ki 1 2 aralığında fonksiyon azalansa arkadaşlarım türevi negatif olmalı. 2 3 aralığında fonksiyon artansa türevi ne olmalı arkadaşlarım? Pozitif olmalı. Şimdi ben 1 2 azalı aralığında türevi negatif dedim. E, baktığımız zaman A'da türevi pozitif. Çünkü 1 2 aralığındaki hangi değeri verirsen ver pozitif çıkıyor. Tabii bunların hepsi f'in türevi. Şimdi baktım buna. 1 2 aralığında türevi negatif. Çünkü altta bir değer çıkıyor. 2 3 aralığında türevi pozitif. Üste bir değer çıkıyor. B olabilir. C gitti, D de gitti zaten. E biz zaten yorumumuzu B seçeneğinde bulmuştuk dedim ve geldim 8'in soruma. Şimdi ne diyor? 0 4 aralığında sürekli bir F fonksiyonunun 0 2 aralığında artan ve 2 4 aralığında azalan olduğu bilinmektedir diyor. Bazı değerler de verilmiş arkadaşlarım. Buna göre F fonksiyonun grafiği ile koordinat eksenler arasında kalan alan birim kare türünden hangileri kesinlikle olamaz demiş. Bakalım. Şimdi belli ki grafikle gideceğiz. Çünkü koordinat eksenleriyle arasında kalan alan falan demiş. Şimdi ne demiş arkadaşlarım? 0, 4 aralığında çizmiş. 0, 2 aralığında artanmış. 2'yi bir baz alalım şuradan. Şuradan bir 0 baz alalım. Sonra buradan 4 alalım arkadaşlarım. Tamam mı? Hatta 2'yi biraz daha şöyle ortaya alsak hiç fena olmaz. Şimdi ne diyor? F 0'dayken 1'miş. Şurası 1'miş arkadaşlarım. F3'teken de 1'miş. Şurası şöyle olacakmış. Tamam. F2 3'müş. 3 şöyle yazalım. 3 şurada olsun arkadaşlarım. F4 de 0'mış. Şimdi bakın. Bildiğimiz şey 0 2 aralığında artan. Şimdi hocam bu düz mü gider? Yamuk mu gider? Yılık mı gider? Bilmiyorum arkadaşlar. Ardan bir fonksiyon çizeceğim. Tamam mı? Şöyle artan bir fonksiyon çizsem. Sonra 2-4 aralığında azalan olduğu bilinmekteymiş ve F2'de 3 olduğu için şu noktadan geçecek. Azalan şöyle bir fonksiyon çizeyim isterseniz. Düz olup olmaması önemli değil hocam. Parabol mü bilmiyorum ben. Yani eğrisel bir şey de olabilir. Tamam mı? Yani maksat orada ne olduğu önemli değil. Yani şöyle de olabilir. Tamam mı? Hatta burası sivri bile olabilir. Şimdi biz şunu merak ediyoruz. E, grafiği ile koordinat eksen arasında kalan alan. Yani şu alanı merak ediyoruz arkadaşlar. Şu siyahla Gösteren alan. Yani kabatasla kaçta kaç arasında. Merakımız bu. Şimdi nasıl yapacağız? Tabii ki dikdörtgenler yardımıyla bu işi yapmamız lazım. Tamam mı? Şimdi burada bir tane dik, dikdörtgen oluşturalım arkadaşlarım. Bakıldığı zaman. Aa çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu F01'di ya. Şu olmamış. Olmamış. Şöyle bir fonksiyon. Heh. Siz belki oradan uyarıyordunuz beni, beni ama ben fark etmemişim. Şimdi bak Burada kim hangi dikdörtgenler oluşturabilirim arkadaşlarım? Görüldüğü üzere şurada bir tane düzgün şu dikdörtgen alabilirim. Şimdi bu dikdörtgen alanına baktığı zaman burası 1 burası 3 olduğu zaman 3 oldu. Yani benim aradığım alan 3 tane arkadaşlarım nedir? Büyüktür. Taral alan diyeyim. Şimdi kimden küçüktür? Bir de üst toplamını yapayım. Mesela bakın şöyle bir dikdörtgen alsam. Şurada bir boşluk kalsa fazla olacak ya en azından kimden küçük olduğunu anlayacağım. Burası 2. Burası kim arkadaşlarım? 3. Değil mi? 6 artı dedim. Sonra arkadaşlarım bakın şu dikdörtgeni alabilirim. Değil mi? Bu da 1 çarpı ne de arkadaşlarım? 3'tür. 6 artı 3 artı. Bir de arkadaşlarım şu dikdörtgen alabilirim. Bak üst tarafını alıyorum. 1 bir çarpı 1'den 1. Bir. Yani baktığım zaman taralı alalım arkadaşlarım. 3 ile 10 arasında olacakmış. Şimdi hangileri kesinlikle olamaz diyor? 3 kesinlikle olamaz arkadaşlarım. 6 ve 9 olabilir. Çünkü 3 de arasında vardır. Yalnız 1 ile doğru cevabında A seçeneği olmuş oldu. Deneme 13'te bu şekilde bitti. Geldim deneme 14'te bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlarım.